Bunları da et ve süt ürünleri olarak sanayimizin daha entegre, daha bilimsel, daha teknik olması için hatta belki küçük küçük işletmeler değil ama büyük KOBİ'ler haline getirip buradaki Türkiye'de ve dünyadaki et ve süt ürünleri için de payımızın arttırılması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Eğitim ve sosyal kültür projelerimiz var. Bunlar mesleki, sosyal ve kültürel projeler. Bu projeleri belki birçoğunu hükümetimiz sağ olsun yapmakta. Ama karşımızda bunu biraz daha yaygın bir hale getirmek lazım. Eğer siz gençlerimize sahip çıkmaz iseniz veya biz sahip çıkmaz isek sokak çok çabuk sahip çıkıyor. Çünkü gençtir, belki bir şeylere tevessül edecektir ama onun enerjisini sporla, eğitimle, sosyal, kültürel amaçlı yönlendirirsek bunları da herhalde çok iyi bir şekilde topluma kazandırmış olacağız. Meslek edindirme kursları, sertifikasyon programları. Bunlar belki Avrupa ölçeklerindeki saatlere çıkarılarak, yani bizim halk eğitimimiz veriyor, onlara da teşekkür ediyoruz ama bu saatler belki yeterli olmayabilir. Hani biraz da böyle hobiden çıkarıp uzmanlaşma noktasına getirebilir miyiz projelerimizi, sertifikasyonu? Çünkü yani bakıyoruz ki ara eleman her yerde, Türkiye'de de problem, bazı bölgelerde problem, ara eleman bulmak çok zor. Onun için bunları da bu sertifika programlarıyla, milli eğitim, halk eğitim aracılığıyla daha ciddi saatlere çıkarıp, daha ciddi eğitimlerle iyi bir yapıya kavuşturmak amacındayız. Projelerimiz arasında bir tanesi de budur. Üniversitenin açılmayan bölümleriyle ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız. Üniversiteyi ben çok önemsiyorum. Üniversite şehrin bacasız sanayisi, şehrin eğitimi, şehrin kültürüyle, şehrin yapısını geliştirecek olması anlamında çok önemsiyorum üniversiteyi. Türkiye Cumhuriyetleri açılan bir kapı olması vesilesiyle oradan gelecek öğrencilere başka bir yere gitmesini engelleyerek şehrimizde ikamet etmesi ve şehrimizde eğitim görmesi anlamında da elimizden gelen katkıyı Sayın Rektörümüzle beraber, akademisyenlerle beraber bunlar için neler yapabiliriz diye çalışmalarımızı yapacağız. Bunlar için de tanıtım çalışmalarımız mevcut. İnşallah Allah nasip eder, bunları da biz karşımıza kazandırmaya çalışacağız. Bilinçlendirmenin altında istişare diyorum. Bu bizim için çok önemli. Benim için demiyorum, tüm Kars için çok önemli. İstişare kültürünü ve bilinçlendirme kültürünü inşallah Kars'ta başlatacağız. Yani tüm birimlerle, tüm muhataplarla şehrin her 3 ayda veya 4 ayda bir şehrin hangi sorunları var ise bunları masaya oturup tüm muhataplarıyla beraber artılarıyla eksileriyle değerlendirip ortak bir metinle, ortak bir düşünceyle, ortak akılla bunları ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah Allah bunu da bize nasip eder. AB projeleri var. AB projeleri bence Kars'ta belki çok fazla tanıtılmadı. Belki yani bizim de çok fazla ilgilenmediğimiz bir konu olması sebebiyle AB projeleri üzerinde çok duruyoruz. Kalkınma ajanslarımız burada çalıştı ve ciddi anlamda da projeler aldı. 160 tane başvuru almış herhalde. Öyle bir duyum aldım. Öyle bir başkanımızı ziyaret ettiğimizde böyle bir şey söylenmişti. Bu projelerin desteklenmesi anlamında ve Avrupa yapısal fonları, Avrupa çevre fonları, altyapı fonları, eğitim fonları, kadın erkek eşitliği gibi sosyal içerikli konuları, tarımsal makinalaşma, yerel hizmetlerin etkinliğinin arttırılması gibi fonların derhal kullanılması gerekmekte. Çünkü ortak bir havuz var. Eğer siz o havuza proje verirseniz, AB havuzuna proje verir iseniz oradan faydalanıyorsunuz. Yoksa bu paralar kendi paralarımız. Ortak havuzdan diğer ülkeler kullanıyor ve biz bunu çok etkili de kullanamıyoruz. Bununla da ilgili elimizden gelen katkıyı vereceğiz inşallah. Eğitimde cinsel ayrımcılığının kısmi olarak da yeni eğitim sistemiyle AK Parti'nin 8 yıllık bir çalışmasıyla, 8 yıldır çok ciddi bir çalışmasıyla eğitimde ciddi mesafeler aldı. Bunlar için de inşallah bazı girişimlerde bulunacağız. Gerekirse köy köy gezeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Eğitim çok önemli. Kadın erkek eşitliği ile ilgili projelerimiz var. Engellilerimizle ilgili projelerimiz var. Çocuklarımızla ilgili projelerimiz var. Gençlerimizle ilgili projelerimiz var. Sağlıkla ilgili ciddi projeleri hayata geçirmek için
Muhakkak ve muhakkak diyorum. Çünkü Kars'ın hakikaten buna da ihtiyacı var. Şu anda belki yeterli, belki yeterli değil ama biraz daha şey istiyoruz. Daha geniş, daha kapsamlı sağlık hizmetlerini istiyoruz. Bu anlamda da inşallah bunun gerekli çalışmalarını yapacağız. Şimdi ben Kars'ı çok şanslı görüyorum. Kars'ın dinamikleri var. Belki birçok ilde olmayan dinamiklerimiz var Kars'ta. Bu dinamiklerin başında bir Hasan Arakani Hazretleri gibi mübarek bir zatımız var. İnanç turizmi olarak. Belki Kars'ı Türkiye değil bütün dünyaya tanıtabilecek bir mübarek zat. Bunun inanç turizmi olarak örneğini verebilirim. Yani siz de bu şeyi çok iyi biliyorsunuz. Konya'yı Mevlana tanıttı. Konya Mevlana ile yanlış rakamlar vermeyeyim ama 2-3 milyon turist çekmekte. Bu da şehrin ekonomisi için çok önemli bir katkı, çok önemli bir gelir. Bununla da ilgili inşallah biz de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Kış turizmi, Sarıkamış'ı daha etkili daha etkili kullanma anlamında Sarıkamış için gerekli yatırımların ve gerekli yatırımcıların buraya gelmesi için tanıtımı için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tarih turizmi ve kültür turizmi diyoruz. Ani gibi bir hazine elimizde ve biz bundan çok fazla faydalanamıyoruz. Bunun için de gerekli girişimlerde bulunacağız. Yayla turizmi diyoruz. Bunun için de gerekli turist katkı yapacağız. Çıldır Gölümüz var. Belki birçok yere nasip olmayan büyük bir göldür. Bunların hepsini hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Şimdilik ben size bunların bilgisini vererek daha fazla da sözümü uzatmadan tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için önce size teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İnşallah bu çıktığımız yolda önce Kars'a hayırlı olur. Sonra ülkemize, sonra da bize hayırlı olur. Güzel bir hizmet yarışı sözlerimin başında söyledim. Allah inşallah nasip eder. Biz de memleketimize hizmet etmeyi, o hizmet etme şerefine nail olmuş oluruz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim.